Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu vesselamu ala Rasulillah ve sallallahu teala aleyhi ve sellem ve ba'du. Babul Encas bu konuya gelmiş idik. Ki bundan önceki meselelerde hükmü necasetten bahsetmişizdik. Abdest, gusül, abdesti gerektiren durumlar, boy abdestini gerektiren durumlar. Ve nasip olursa da bugün ve bundan sonraki meselelerde ise hakiki necaset nelerdir, hakiki necasetin temizlenmesi nasıl olmalıdır ve temizleme şekli ve af olan miktar var mıdır, yok mudur, var ise bu miktar e, necasetlerin kısımlarına göre değişkenlilik ifade eder mi etmez mi nasip olursa bu gibi konulara temas edilecektir. Peki musannif i̇mam Kuduri önce hükmi necasetleri öne almış, daha sonradan ise hakiki necasetleri sona bırakmış. Eee şârihler buna gerekçe olarak da şöyle demişlerdir. Eee hükmi necaset yani abdestsizlik veyahut gusülsüzlülüğün af miktarı yoktur. İnsan ya abdestlidir veya değildir. Ya boy abdesti vardır veya yoktur. Dolayısıyla bunlar da af miktarı diye bir şeyden bahsetmemiz mümkün değil. Oysa nasip olursa bugün okurken göreceğiz. Hakiki olan necasette af miktarı vardır. Bu miktar kişinin elbisesinde, bedeninde veya namaz kılacağı mekanda bulunduğunda bu şekilde namaz kılması sahi olacaktır. Bu miktarı aşar ise namaz kılması sahi olmayacaktır. Bu sebepten dolayı hakiki necasetler bölümünü tekrar etmiş, hükmü necasetleri ise öncelik vermiştir. Böyle bir izah yapılmaktadır. E, necaset veya encas diyelim, necisler diyelim, e, sözlükte pislik, kirlilik anlamına gelmektedir. E, pis olan maddenin bizatihi kendisine ise neces veya necis ifadesi kullanılmakta. Şu kadar var ki idrar, kan gibi onun necesliliği, pis olması asıl itibariyle, asalet itibariyle ise buna daha fazla neces tabiri kullanılmış. Ancak onun pislenmesi sonradan olmuşsa bir kanın elbiseye bulaşması gibi veya bir idrarın elbiseye bulaşması gibi buna da necis ifadesi kullanılmıştır. Yani neces ile necis arasında ne fark var diyecek olursak neces pisliğin bizzati kendisi e, necis ise o pislik vesilesiyle pislenen şer'an pis kabul edilen şey anlamındadır. Babul encas, necasetler babı, hakiki necasetler nelerdir? Bunların giderilmesi nasıl olmalıdır? Tathirun necaseti vacibu min bedenin musalli ve sevbihi vel mekani lezi yusalli aleyh. Namaz kılan kimsenin bedeninde, elbisesinde ve namaz kıldığı mekanda eğer necaset varsa bu necasetin giderilmesi vaciptir. Yani lazımdır, gereklidir. Tabi burada tathirul necase, necasetin temizliliği ifadesi kullanılsa da bizati necasetin temizliliği değil, o necasetin nereye bitişmiş ise, hangi mahalde var ise o mahallin temizlenmesi. O yüzden tathirul necase-i e mahalliha ifadesi kullanılmaktadır. O necaset mahallinin temizlenmesi. Ee, Kur'an-ı Kerim'de Allahü Teala Hazretleri Müddessir Suresinde وَسِيَا <فَطَحِّر> Namaz kılan için elbiseni temizle. Ee, buradan fukaha diyor ki elbisenin temizliği madem ki gereklidir, namaz kılan kimsenin üzerinde bitişik olduğu için bedenden de ayrılması mümkün değil. O zaman bedenin de temiz olması gerekir. Keza namaz kılacağı mekanın da temiz olması gerekir. Dolayısıyla necaset bu üç yerden yani bedenden, Elbiseden ve namaz kılınacağı mekandan giderilmesi gerekir, namazın sıhhat olabilmesi, sahih kabul edilebilmesi için. Tabi ne kadar bir miktar necaset bunlardan bahsedeceğiz. Buraya geçmeden önce nasip olursa namaz konusunda detaylı bir şekilde göreceğiz. Ancak yeri gelmişken bir nebze temas etmekte fayda vardır. E, namaz kılan kimsenin mekanının temiz olmasını nasıl anlayacağız? Yani namaz kılınacak alanın temizliğinden kastedilen nedir? Odada bir necaset varsa ve o oda içinde namaz kılıyorsak ama kıldığımız alan temizse bu mekanın temizlenmesine bir halel gelmiş olur mu? Burada asıl olan her ne kadar farklı tartışmalar olsa da namaz kılarken namazın asli rükünleri dediğimiz secde mahalli yani alnımızı ve burnumuzu koyduğumuz alan bir de kıyamı yaptığımız ayaklarımızın basmış olduğu alanın temiz olması olmazsa olmaz olan şartlardandır. Bunun haricindeki yerlerin pis olup olmaması, namaza mani olup olmayacağına dair farklı mütalalar, farklı detaylar vardır. Şöyle ki eğer kişi namazını toprak üzerinde kılıyor ise, yer üzerinde kılıyorsa, bir taş üzerinde kılıyor ise bu durumda necasetin namaz kıldığı alan yani secde mahalli, bir de ayakların bulunduğu yerde olmaması, hatta ellerini koyduğu yer, dizlerinin koyduğu yerde necaset olursa namazına mani midir, değil midir tartışmalı olmakla beraber tercih edilen görüşe göre namazına mani olmayacağı ifade edilmiştir. Ama bak, burada şunu vurgulamak gerekir. Necasetin orada bulunması, elini oraya koyduğu zaman eline necasetin bulaşmaması kaydıyla. E, çünkü eğer o necaset bulaşıcı bir necasetse, sıvı bir necasetse e, ki ileride bunu daha detaylı bir şekilde göreceğiz. E, sıvıdan sıvıya necaset sirayet eder ama kurudan kuruya necaset sirayet etmez. Yani şu masanın üzerinde bir pislik olmuş olsa ve bu kurusa, ve kuru bir elle oraya temas edecek olsanız evet o mahal necistir ama o necaset sizin elinize sirayet etmeyecektir. Bu şekilde olması durumunda biraz önceki örneğimizi verebiliriz. Secde mahallinde değil ama ellerimizi ve dizlerimizi koyduğumuz alanda necaset olsa bu namaza mani olmayacak. Ama oradaki necaset sıvı ıslak olduğu için kişiye bulaşsa bu durumda kişinin bizatihi bedeninde necaset bulunacağı için bu insanın namazı elbette sahih olmayacaktır. Bu eğer kılmış olduğu alan geniş bir alan toprak üzerinde ise eğer seccade gibi veya halı gibi bir şeyin üzerinde kılıyor ise bunu da ikiye ayırıyorlar. Bunun büyük olması ve küçük olması Büyük ise biraz önceki tafsilatı burada da yapıyorlar. Ee, orada da secde mahalli ve ayaklarının koymuş olduğu mahallede necaset yoksa namazı sahiptir, Aksi durumda ise e, namazı sahi olmayacaktır şekilde ifade var. Ama e, küçük ise bu. E, bu durumda ise o elbisenin e, veyahut da o seccadenin herhangi bir yerinde bulunan necasetin namaza mani olacağı görüşleri yine burada da serdedilmiştir. Tabi bu elbisenin veyahut da seccadenin büyüklüğü ve küçüklüğü nereye göredir? Bu konuda da farklı mütalalar olmakla beraber deniyor ki bir tarafını hareket ettirdiğimiz zaman o kumaşın veya o seccadenin diğer tarafı hareket ediyorsa bu küçük. Ama bir tarafı hareket ettiği zaman diğer tarafı hareket etmiyorsa bu ise büyük bir seccade konumundadır veya halı konumundadır. Ama öyle veya böyle bu konuda tercih edilen görüş genel olarak böyle bir tafsilata gitmeksizin asıl olan secde mahallidir. Bu da e, ve kıyamın yapılmış olduğu ayaklarını koymuş olduğu alandır. Bu iki yerde necaset bulunmaması durumunda namazı sahiptir. Ee, ellerinin bulunduğu yerde veya dizlerini koymuş olduğu yerde necasetin bulunması e, namazın sayı olup olmayacağı tartışmalı olmakla beraber sahi olan kabul edilen görüş namazı yine sahiptir. Ama tabii ki bu durumlarda ihtiyat e, kabilinden bundan kaçınılması elbette Müslüman'a yakışan bir harekettir. Netice olarak konumuza dönecek olursak, e, necaset kişinin bedeninde, elbisesinde veyahutta e, kılmış olduğu alanda ise buranın temizlenmesi gereklidir. Peki bu temizlik neyle yapılacaktır? şimdi ondan bahsedeceğiz. Ve yüzü tatviru necaseti bilmayin mutlak. Necasetin giderilmesi mutlak suyla mümkündür. Mutlak suyun ne olduğunu biz geride sular bahsinde incelemiştik. Yani yaratılıştaki vasıflarını koruyan, muhafaza eden her bir su mutlak sudur. Yağmur suyu mutlak sudur, kuyu suyu mutlak sudur, deniz suyu veyahut da pınar suyu bunlar mutlak sudur ki bunların tatlarında farklılık olabilir. Yağmur suyu saf sudur ki pek tadı tuzu olmaz ama mutlak sudur. Deniz suyu tuzlu sudur ama bununla beraber yaratılışı o şekilde için bu da mutlak sudur. Veya sodalı olan sular vardır tabi itibariyle, yaratılış itibariyle maden suları vardır. Bunlar mutlak sudur ki böyle bir suyla necaseti gidermemiz mümkündür. Ama bir farklılık daha vardır ve bir küllü ma'i'in tahir, ma'i' olan yani giderici olan ve akıcı olan ve bizzat kendisi de tahir olan her bir sıvı madde ile de temizlik yapmak mümkündür. Yümkünü izale tubihhi o sıvı maddeyle o necaseti oradan gidermek mümkün ise. Bunu da daha geniş kitaplarımız şu şekilde anlatıyor. O e, sıvıyı kumaşa veyahut da o sıkılması mümkün olan herhangi bir şeye yıkadığımızda, sıktığımızda orada kalmayıp damlayacak şekilde eğer akarsa bu maidir, akıcıdır. böyle bir durumda kendisi de temizse ve gidericilik özelliği de varsa ne gibi? Kel halli sirke gibi ve mail verdi gül suyu gibi ve mail müstamel bir de may müstamel gibi diyecek ama may müstamel hakkında farklı mütalalardan bahsedeceğiz. Bu gibi akıcı olan e, sıvılarla da hakiki necaseti gidermek mümkündür diyor. Hatırlayacak olursanız taharet bahsine ilk girdiğimiz bölümler, yani hükmü necasetin giderilmesi ki abdest ve boy abdestin izalesinde kullanacağımız şeyin su olması gerekir dedik. Bunun haricinde ma'i olan, akıcı olan, geri kalan, işte gül suyu olsun veya sirke olsun bu emsal şeylerle abdest alınmasının veya boy abdesti alınmasının mümkün olmayacağını vurgulamış idik. Ama hakiki necaset böyle değildir. Hakiki necasette asıl olan o necasetin oradan giderilmesidir, kaybolmasıdır. Hükmü bir şey değildir, hakiki bir şeydir. Dolayısıyla onu hakikatini, onun özünü oradan yok edecek, giderecek herhangi bir akıcı maddeyle de bunu sağlamak mümkündür. Yeter ki o akıcı madde e, bizatihi kendisi necis olan bir madde olmasın. Bal, yağ gibi de giderici özelliği bulunmayan madde olmasın. Çünkü bahsettiğimiz gibi bir balı necaset mahalle dökecek olursak oraya gidermez. Belki daha fazla bulaştırır. Yağ da bu kabildendir. Ama akıcı olan gül suyu, sirke ise bu kabilden değildir. Orayı bizatihi giderecektir müstamele gelince ki meymüstamelin e, tanımıyla alakalı e, geride biz detaylı bilgi vermiştik. Nedir meymüstamel? E, abdestten arta kalan su. Yani abdest aldık ve abdest uzuvlarımızdan ayrılan su müstameldi Kendisiyle hadesin izale edildiği, abdestsizliğin izale edildiği veyahut da kurbet niyetiyle kullanılan su. İbadet niyetiyle kullanılan su. Kişi abdestlidir. Ama cuma günüdür. Cuma namazını ab, e, boy abdesiyle kılması e, sünnet olacağından dolayı e, cunupluluğu gerektirici herhangi bir eylemde bulunmadığı halde boy abdesti alsa bu su da vücudundan artan su da maimüstahameldir. Yemekten önce ve sonra elleri yıkamak sünnettir. Bu sünneti ihya edebilmek gayesiyle kişi e, yemekten önce ve sonra ellerini yıkayacak olsa bu arta kalan su da yani elinden ayrılan su da maimüstahameldir. Mahi Müstahmel'in e, bizatihi kendisinin abdeste kullanılamayacağına dair ittifak vardır. Hanefi mezhebinde özellikle kitab Asıl'da İmam Muhammed bunu açık ve net bir şekilde dillendirmiştir. E, peki kendisinin necis olup olmayacağı noktası ise tartışmalı bir nokta ki bu tartışma Belh uleması ile Irak uleması Hanefi fukasında e, farklı şekilde algılanmış ama tercih edilen görüş sahi olarak kabul edilen görüş her iki gruba göre de May Müstamil'in bizatihi kendisi abdest ve gusulde kullanılmaz yani mutahhir değildir temizleyici değildir ama bizatihi kendileri necis değildir pis değildir temiz olarak kabul edilir. Ee, ama bu ihtilaftan kaçabilme adına tabii ki e, abdest alırken vücudumuza, elbisemize may müstahamel sıçramasın diye önlük kullanmak veya yüksek bir yerden abdest almak elbette müstahap olacaktır. Peki may müstahamelle abdest ve gusül alınmaz diyoruz. Hakiki necaset izale edilebilir mi? Ee, İmam Kuduri'nin metnine baktığımız zaman açık ve net bir şekilde burada örnek olarak verilmiştir. Yani mai olan, akıcı olan şeyler ne gibidir derken kel demiş, sirke gibidir demiş ve mail vert gül suyu demiş. Daha ne gibidir? Ve mail müstamel, mai müstamel gibidir. Yani buradan anlaşılan demek ki mai müstamelle hakiki necaseti izale etmek mümkündür. Abdestimizi aldık, vücudumuzdan arta kalan su yerde birikti diyelim. O biriken suyla elbisemizde veya vücudumuzda veya namaz kılacağımız alanda hakiki bir necaset varsa bu necaseti bu mai müstamelle izale etmemiz mümkündür. Buradan bu anlaşılıyor. Ee, ancak bu nokta tartışmalı bir noktadır. Ee, İmam-ı Kuduri böyle olduğunu söylüyor. Ee, yine bu kitabın şarihi olan Meydani e, o da aynı bu görüşü ifade ediyor ki geride bunu okumuştuk. Çünkü hadesin izale edilmesi mümkün değildir derken hakiki necaset izale edilebileceğini açık bir şekilde dillendirmiş idi. Yine e, Eşhurun Bilali'ye baktığımız zaman e, Şurun Bilali de Merakül Felah isimli eserinde Maimüstamel ile hakiki necasetin izale edilebileceğinden bahsetmiştir. Ama başka diğer Hanefi kaynaklarına baktığımız zaman e, ki has kefi olsun, durrul e, Durul Muhtar'da, İbn-i olsun, Bahru Raik'te, Bedai'de, hatta i̇bn Abidin Haşiyesi'nde May Müstamel ile hakiki necasetin izale edilemeyeceğini de vurgulamıştır. Bu noktada zahir rivayeden kaynaklanan bir ifade var. İmam Muhammed'in kitabı aslında var olan bir ifade oradan yola çıkarak e, müstamel ile hakiki necasetin izale edilebileceğinden bahsediliyor. Kişi ağzına almış olduğu su ile necaseti giderse. Oysa bu bahsettiğimiz e, ehli ilim e, müstamel ile hakiki necaseti izale edilmez derler ve İmam Muhammed'in bu ifadesini ise İmam Muhammed'e göre mai müstamel olmadığı içindir derler. Yani o su mahi müstamel olmadığından dolayı onunla hakiki ne necaset izale edilmiştir. Yoksa mahi müstamel ile hakiki necasetin izale edilmemesi gerekir ki hatta bedai de buna dair ittifak olduğunu da vurgulamıştır. O yüzden ihtiyaç sadedinde de bundan e, kaçınmak e, elbette ee, elzem olan bir şeydir ki nerede kaldı May Müstahmen'in bizatihi kendisi temiz midir değil midir tartışması varken bir de onunla hakiki bir necaseti izale etmek e, bu noktada ciddi anlamda bir problem olarak karşımıza çıkabilir. Bundan kaçınmak şüphesiz ihtiyattır. Veize asabet el huffe. Şimdi farklı bir meseleye geçiş yapacağız. Bir necaset e, Tabi o necasetin konumu önemlidir ve necasetin temas etmiş olduğu yer de önemlidir. Burada örnek olarak verecek şey ayağımıza giydiğimiz deriden yapılan bir mest veya ayakkabı. E, deriden tabirini kullanıyorum. Necaseti içine çekmeyecek, içine nüfuz etmeyecek. Bu şekilde bir madde suni deri de olabilir. E, veya da polyesterden üretilmiş e, içine suyu çekmeyecek, necaseti çekmeyecek bir madde de olabilir deri veya deri emsali maddeler. Ve izâ sâbet el huffe meste temas edecek olsa necasetün bir necaset temas etse ki leha cirmun. O necasetin de e, cirmi vardır, cüssesi vardır ki burada cirimden kastedilen kuruduğu zaman gözüküyor. E, tezek gibi veyahut da e, işte dışkı gibi veya meni gibi. Hatta e, o necasetin cirminin olması bir başka şeyden dolayı olsa bile örneğin bir şarap veya hatta bir idrar toprağa isabet etti, temas etti, çamur oldu ve o çamur olarak yani necis olan o çamur elbise, e, ayakkabıya temas etse, meste temas etse, bu şekilde bir işlem olsa fecefet ve kurusa. Bu durumda fedele kehu kişi ayağına giymiş olduğu o mesti olsa bil erdi yere sürterek Temiz bir yere sürtmek suretiyle o necasetin cüssesini oradan giderecek olsa caze orası artık temiz kabul edilecektir. Çünkü deri sert olduğundan dolayı ayağa mesden bahsediyoruz ee, ki burada kuftan da kastettiğimiz budur. Ee, sert olduğu için necaset onun eczasına girmeyecek, içine nüfuz etmeyecek. Eden de çok azdır ve kuruduğu zamanda da bir nebze onu sanki tekrardan geri çekmiş olacaktır ve onun cüssesini yere sürtmek suretiyle giderdiğinde de artık orada necasetten bir eser kalmış olmayacağı için o mes ile namaz kılmaya mani bir durum olmayacak. O yüzden eğer ayakkabılarımızın altı düz ise e, hani bu cenaze namazında özellikle çok sual ediliyor. Cenaze namazı dışarıda kılınıyor. E, bu da bir namazdır. E, necasetten taharet e, şarttır. E, hem bedenimizde, e, hem e, elbisemizde hem de namaz kılacağımız mekanda e, cenaze namazında mekan olarak baktığımız zaman da dışarısıdır. Ama ayaklarımızda da ayakkabımız vardır. Bu durumda ayakkabımızda necaset var ise bunu çıkarmamız yeterli olur mu? Eğer ayakkabımızın altında necaset var veya böyle bir ihtimal varsa bunu çıkartırız, üzerine basarız. Bu durumda necaset alt tarafta olmuş olur. Sanki biz e, pis olan bir ortamda seccademizi sermiş ve o şekilde namaz kılmış gibi düşünülebilir. Bu şekilde yapılmamız şüphesiz en güzelidir. Ee, ama ayakkabıda necasetin temiz olma ihtimali, yani nasıl ki? Çünkü yürünüyor. Ee, burada da söylediğimiz gibi necaset bizzat onun içine hulul etmiyor, nüfuz etmiyor. Bu temizlenmiş kabul edilebilir mi? Ee, bu eğer cirmi olan, cüssesi olan, gözüken bir necasetse evet temizlenmiş olabilir. Ama eğer o necaset sıvı bir necasetse, ki umumu tuvaletlere girilmesi durumunda e, ayakkabının altına bu bağlam bu manada sıvı necasetin bulaşma ihtimali vardır. Böyle bir şey ise bu yıkanmadıkça temiz olmayacaktır. Dolayısıyla e, cenaze namazlarında her halükarda ayakkabılarımızı çıkarmamız elbette ihtiyattır. Velev ki e, sıvı necaset olmasın, katı necaset olsun, evet katı necaset yerde sürtmek ile onu Toprağı silmek ile temiz olur. Ama günümüzdeki ayakkabıların altları tırtılırdır, düz değildir. Ve silmiş olduğumuz yer ise o e, tırtılların üst tarafı olacaktır ki alt tarafına nüfuz eden necaset bir şekilde giderilmiş olmayacak. Bu da artı bir, farklı bir sıkıntıyı doğuracağı için ne olursa olsun her halükarda e, cenaze namazlarında ayakkabılarımızı çıkarmamız gerekir ki Efendi Hazretlerimizin de uygulamasının bu olduğunu sağlıklı dönemlerinde bizatihi görmüşüzdür. Evet başka bir mesele meniyi gün necissun e, meni e, de necistir e, hatta muhallaza dediğimiz e, galiz olan necasettir o zaman yecibu bu rat eğer bu meni yaş ise bunu yıkamakta gereklidir Tabii özellikten bundan bahsediyor. Çünkü farklı mezheplerde buna dair farklı görüşler vardır. Özellikle Şafi mezhebinde meninin temiz olduğuna dair ifadeler vardır. Ama Hanefi kaynaklarında buna özellikle yer verilmesi de bundan kaynaklanmıştır. Meni necistir ve bizati giderilmesi gerekir. Ama bunun giderilmesi de iki şekilde. Eğer bu yaşsa, her halükarda yıkanacaktır. İster vücutta olsun, ister elbisede olsun. Yani bedende olsun veya elbisede olsun. Yıkanmadıkça temiz olması mümkün değildir. Ama Feyza ceffale sev. Şayet elbiseye temas etse ve elbisede de kurusa hatta deniyor ki bu elbise yeni bir elbise olsa bile yani hiç yıkanmamış elbise olsa bile. Çünkü malumunuz yıkanmış kumaşlarla yıkanmamış kumaşlar arasında fark olur. Yıkanmamış olan kumaş daha fazla içine nüfuz eder ama bir kumaş yıkandıktan sonra e, onun içine nüfuz etmesi diğerine nispetle daha azdır. Çünkü çekeceği kadar artık çekmiştir. Yani daha fazla birbirine giriftar olmuştur. O yüzden deniyor ki kumaş ister yeni olsun, yıkanmamış olsun, ister yıkanmış olsun fark etmez. Meni ona sirayet etse ve orada da kurusa ezze'e fihi elferk ovmak yeterlidir. Yani kişi elbisesini alır, oradaki meniyi olmak suretiyle izale eder. Orada eseri kalmayacak şekilde yani cürmü kalmayacak şekilde eserinden kastettiğim belki renk kalabilir. Ondan bahsetmiyoruz. O bir yıkanma olmadan gitmeyedebilir. Ama orada cürmü kalmayacak şekilde izale edilirse bu yeterlidir. Ee, Tabi bu aslında istihsandır. Kıyasa baktığımız zaman bu yeterli olmaması gerekir. Çünkü necistir. Necis olan bir madde kaygan bir zemine değil kumaşa sirayet etmiştir. Bu durumda illaki ki bunun yıkanması gerekir. Ama bu noktada hadis-i şerif vardır ki bu hadis-i şeriften dolayı Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Hazreti Ayşe validemize ifade ettiği bir hadis-i şerif ki Fasili hinkâne ratmen eğer o yaş ise yıkarsın ve fluki hinkâne hi yâbisen ama bu kuru ise bunu ovmak suretiyle de ovalamak suretiyle de temizlersin ifadesinden dolayı Hanefi mezhebinde bunu istihsan görerek yani genel kuralı terk ederek naslan hareketten dolayı bunun ovalamak suretiyle temiz olacağına dair hüküm vermişlerdir. Ancak burada şöyle bir incelik var. Bedendeki meni hakkında da aynı hüküm geçerli olur mu, olmaz mı? Hanefi mezhebine göre yaş olan meni illaki yıkanmalı. Bu ittifakidir. Kuru olan meni eğer elbiseye temas ederse bu ovalamak suretiyle temiz olacağı da ittifakidir. Ama bedendeki kuru olan meninin ovalamak suretiyle temiz olup olmayacağı ise tartışmalıdır. Çünkü deniyor ki nas kumaşla alakalı, elbiseyle alakalıdır, bedenle alakalı değildir. Dolayısıyla biz burada madem ki nasla hareket ediyoruz, genel kuralımızı bırakarak nasla hareket ediyoruz. O zaman ma varada ala hilaful kıyas ve gayruhu la yukas kuralınca. Yani genel kuralımızı terk etmemiz nasıl, nereyle irtibatlıysa biz meseleyi oraya hamlederiz. Bunun dışına hükmü taşırmayız. O zaman bedendeki bu te, e, e, elbisedeki temizliliğin ovalamak suretiyle olması mümkündür ama bunun dışında ovalamakla mümkün değildir şeklinde bir görüş. Diğer bir görüş ise e, beden elbiseye nispetle o necaseti içine çekmez. Elbise daha fazla çeker. Öl olduğu halde elbisede temizlik ovalamak suretiyle mümkün oluyorsa bedende de evla bir olması gerekir deniyor. Yani bir nevi kıyas yapılıyor, fikir yürütülüyor. Bu şekilde beden veya elbise ayrımına gidilmiyor ama bu tartışmadan tabii ki kaçınmak ihtiyattır. O yüzden e, beden üzerinde de olsa, elbise üzerinde de olsa en güzeli yıkamaktır. Ama eğer ovalamakla iktifa etmemiz gerekiyorsa bulunduğumuz yer itibarıyla bu durumda elbisemizde bu kadar bununla yetiniriz kurusundan. Ama eğer e, bedenimize gelmişse ihtiyaçsa dediğinde onu elbette yıkamamız gerekecektir. Burada temas edilmemiş ama daha geniş kaynaklara baktığımız zaman bu meni konusunda erkeğin menisi olarak söyleniyor. Kadının menisinin ise her halükarda yıkanmasının gerekliliğinden bahsediliyor. Böyle bir ayrım da vardır. Bunu da bir şekilde ifade etmiş olduk. Şimdi farklı bir mesele eee ayna, kılıç veyahut da düz pürüzsüz olan e, bir zemine necaset sirayet edecek olsa böyle bir necasetin oradan giderilmesi illaki yıkamakla mıdır? Silmek suretiyle oranı temiz olabilir mi? Ondan bahsedeceğiz. Ve necasetü izâ Asabet el mir'at evu Kılıca, bıçağa veya aynaya veyahut da düz pürüzsüz bir mermere, e, veya bu bağlamda işte herhangi bir düz zemine e, sirayet edecek olsa üktüfiye bir mesahima oranayı mes etmekte yetinilir. E, eser oradan gidince orası temiz olduğuna dair kişi kalben kanaat getirdiği zaman orası temizdir denir. Illaki orayı yıkamak, hasletmek, oraya suyu akıtıp, suyu bir taraftan verip diğer taraftan gitmesini e, sağlamak şart değildir. E, cam da bu kabildendir. Pürüzsüz kemik de bu kabildendir. E, veyahut da işte çelik emsali. E, maksat üzerinde e, necaseti tutabilecek engel olmayan ve içine necaseti nüfuz etmeyeceği e, saydam, e, düz, pürüzsüz her bir zemin bu kabildendir. E, farklı bir mesele. tadhir Erdin Neces. Necasetin temas etmiş olduğu bir toprağı temizlemek nasıl olabilir? Ve ize asabet el erde necasetun fe ceffet şemsi. Buraya geçmeden önce yukarıki meseleye dair e, özellikle kurban bayramında e, müşahede ediyoruz. Veyahut da kasaplar e, et kesiyor, hayvan kesiyor. Evet besmele ile kesilen bir hayvanın eti necis değildir. Ancak kesim esnasında o iki e, fışkıran akan kan ise necistir. Veyahut da o bıçak necis olan bazı yerlere de temas edebiliyor. Bu durumda onun silinmesi, yani bir beze silmek veyahut da işte hayvanın üzerindeki temiz olan kürküne silmek, postuna silmek o bıçağın temiz olması anlamına gelecektir ki o kişinin üzerindeyken özellikle kurban e, bayramı günlerinde kasaplar bundan pek kaçmıyor. O şekilde namaz kılabiliyorlar üzerinde bıçak varken de e, bunda bir mani olmayacak. Yeter ki üzerindeki o kan e, silmek suretiyle temizlenmiş olsun. Yoksa illa ki onu yıkamaları gerekmez bu ifadeye göre. Tabi burada şunu vurgulayacağız: necaset bıçan e, ise ama sapında ise ve sapı da e, diyelim ki sert pürüzsüz bir maddeyse o da temiz, silmekle temiz olur. Ama nakışlıysa bazı bıçakların sapları nakışlı olabiliyor ve nakış olduğu için içine necaset e, nüfuz etmiş olabilir. Bu durumda onu silmek değil bizzat yıkamak gerekli olacaktır. Bunu da ayrı bir şekilde vurgulamış olalım. Ve izi asabet el arda necasetün bir yere necaset sirayet etse bahçede hayvan kestik hayvanın kanı toprağa aktı ve hayvan oraya idrarını yaptı. Feceffet bir şemsi güneş İlla ki burada güneş olması da şart değildir. E, ateşle veya gölgede dahi durarak kurusa aradan zaman geçse ama oraya bir su dökmedik. Zamanın geçmesiyle orası kurusa ve görüntü itibarla baktığımız zaman ve zehebe eseruha o necasetin eseri oradan gitse e, necasetin rengi kalması, kokusu kalması orada bu durumda cazet as salatu ala mekaniha orada namaz kılmakta herhangi bir mahsur lazım gelmeyecektir. Yani toprak hatta sadece toprak içinde bunu söylemeyebiliriz. Döşenmiş taşlar da olabilir. Ama sabit olacak yani orada daimi olacak. Ee, yere döşenmiş parke taşları da diyebiliriz. Üzerine necaset dökülmüş. Daha sonradan güneş vasıtasıyla veyahut da e, gölgeyle veya ateş ile veya herhangi bir nedenle kuruyarak orada necasetin herhangi bir eseri kalmamışsa üzerinde namaz kılma noktasında orası temiz kabul edilir. Ama özellikle orada namaz kılmak caizdir. Ve لَا يَجُزُ اَتْتَيَمُمُ minha O yerden teyemmüm almak ise caiz değildir. Ee, niye bu bu şekildedir? Çünkü namazda aranan mekanın temizliliğidir teyemmümde aranan ise onun temizleyici olmasıdır ki e, sait ifadesi kullanılmıştır. O yüzden bu gibi yerlerde ki e, toprakta yani necasetin düştüğünü biliyorsak oraya ve o bir şekilde yıkanmamışsa e, kurumak suretiyle oradan e, gitmiş ise namaz hakkında evet aftır namaz konusunda temiz kabul edilir ama oradan teyemmüm almamız ise mümkün değildir. Evet e, farklı bir başlığa geçiş yapıyoruz. Necasette af olan kapsam, ne kadarlık bir miktar af kapsamındadır değildir. E, hatırlarsanız dersimizin başında e, bu konuya giriş yaparken hükmü necasetleri musannif öne aldı, hakiki necasetleri sonraya bıraktı dedik. E, niçin böyle yaptı? E, şöyle bir gerekçe sunulmuş idi. E, hükmü necasetlerde af yoktur. Kişi ya abdestlidir veya abdestsizdir. Kişinin ya boy abdesti vardır veya boy abdesi yoktur. Ama hakiki necasetten temizlik ise böyle değildir. Hakiki necasetin bir kısmı af kapsamında değerlendirilir ve bu kadar bir necaset kişinin üzerinde varsa, elbisesinde varsa veya namaz kılacağı mekanda varsa namaz kılmasına mani olmayacaktır. İşte bu af kapsamı ne kadardır bundan bahsedeceğiz. Ancak buraya girmeden önce e, öncelikle necaseti ikiye ayırmamız gerekir İslam fıkhında galiz olan necaset, hafifi olan necaset. Galiz olan necaset nedir? Galiz olan necaset insan bedeninden çıkıp abdesti gerektiren her bir şey galiz olan necasettir. İdrar, dışkı, kan e, bu kabildendir. Keza eti yensin veya yenmesin. E, Teskiye ile yani İslami usullere göre kesilmemiş olan hayvanın eti galiz necasettir. Kanı zaten galiz necasettir. Derisi de keza galiz necasettir. Ancak deri tabaklanmak suretiyle şüphesiz temiz olur. İstihale diye tabir ettiğimiz bir değişim ile ki bunu geride konuşmuştuk, okumuştuk. Keza eti yenmeyen hayvanların Tabi biraz önceki örneğimde eti yensin veya yenmesin dedim. Ama teskiye ile kesilmeyen yani besmele ile kesilmeyen İslam usullere göre kesilmeyen hayvan ki bunlar laşedir. Kendi kendine ölmüş hayvanlar veya boğularak ölmüş hayvanlar veya başka bir şekilde yani İslam usullere göre değil de farklı bir usulle öldürülmüş olan hayvanlar. İster eti yenen hayvan koyun sığır gibi hayvanlar olsun veya eti yenmeyen hayvan olsun fark etmez. Eee bir de eti yenmeyen hayvanların idrarları veya büyük pislikleri de keza e, galiz olan necasettendir. Eti yenen hayvanların e, büyük pisliklerinin necaseti galize midir, hafife midir noktasında tartışma olsa da tercih edilen görüşe göre onların da galize olmasıdır. Tabii galize ile hafife arasında hüküm açısından farklılık olacak ki biraz sonra ona gireceğiz. Ama onu anlayabilmemiz için önce necasetleri ayırmamız gerekir. Peki hafife necaset nedir? Hafife necaset eti yenen hayvanların e, idrarları hafif olan necasettir. E, şimdi buraya göre bunu söyledik. Necaseti hafife dedik. Necaseti galiza dedik. Necaseti galizayı da ikiye ayırıyoruz. Cirmi olan cüssesi olan necaset e, büyük pislik gibi e, dışkı gibi yani bir de cüssesi olmayan necaset kan gibi idrar gibi. Hakiki, e, hakiki ve muhalazı olan, galizi olan necaset. Bu iki necasette af olan miktar bir dirhem miktarıdır denir. Tabi bir dirhem dediğimiz zaman burada dirhemden kastedilen alan mıdır? Yoksa onun e, ağırlığı mıdır? Bu nokta tartışmalı olmakla beraber Hanefi mezhebine göre tercih edilen görüşe göre eğer necaset, galize olan necaset, cirmi olan katı olan bir necaset ise orada asıl olan bunun ağırlılığıdır. Ki ağırlık olarak da 3-3,5 gramlık bir miktardır bir direm. Eğer bu necaset sıvı necasetse burada ise itibara alınan onun ağırlılığı değil alanıdır. O alan olarak da bir avuç e, ayası kadar diyebiliriz. O sıvı olan necaset, faraza oradan alacak olsak, e, avucumuzun içine döktüğümüz zaman o kadarlık bir alanı kaplayacak mı, kaplamayacak mı? O kadarlık bir alana kadar af kapsamında bundan fazlası ise mani olacaktır. Bu necaseti galizeye dair olan hükümdür. Necaseti hafifeye baktığımız zaman ise orada e, bundan daha fazla bir alan, o da deniyor ki dörtte bir Elbiseye temas etmişse, elbisenin dörtte biri, ee, el vücuda temas etmişse, uzva temas etmişse, uzvun dörtte biri. Tabi elbisenin dörtte biri derken, elbisenin tamamının dörtte biri mi? Yoksa temas etmiş olduğu uzvun dörtte biri mi? Bu noktada Hanefi fıkında üç farklı görüş var. Birinci görüşe göre elbisenin tamamının dörtte biri ki Lubab sahibi bunu ifade edecek. Ee, i̇kinci görüşe göre e, nereye isabet etmişse o cüzün dörtte biri. İşte e, kol kısmına isabet etmişse o yenin dörtte biri. Eteğe sirayet etmişse eteğin dörtte biri şeklinde. Üçüncü görüş ise o insan vücudunda hangi uzvu karşılığı ise o uzvu miktarınca dörtte biridir. Ki bu son iki görüş aslında ihtiyaç dediğinde daha fazla kabul edilen bir görüştür. Bu kadar bir miktar af kapsamında ama bu kadar miktardan fazla olur ise bu ise namaza mani olacaktır. Tabi niye burada bir dirhem diyoruz? Yani bu niçin bu alanla sınırlıyoruz bunu? Ee, bunun sebebi ileride okuyacağız. İstibra meselesi vardır. Ee, Tabi bugün nasip olur mu? Ee, i̇stibra değil istinca meselesi. Herhalde vakit olur, belki oraya geleceğiz. İstince e, tuvalet ihtiyacını giderdikten sonra e, temizliktir, necasetin giderilmesidir. Tabi bu necasetin giderilmesinde asıl olan su ile bu necasetin giderilmesi. Ancak belli bir alanda su gibi e, taş emsali bazı maddelerle e, yani orayı parçalayıcı olmayacak, bir de oradaki necaseti sıyırabilecek kendisi mükerrem olmayacak, keremli olmayacak, birilerinin hürmet etmiş olduğu şey de olmayacak, değerli bir şey de olmayacak. Bu şekilde istinca mümkündür. Orada okuyacağız bunu. Daha detaylar var. Şu anda onlara girmeyeceğiz. Ancak bu istincadaki istinca mahalli yani kişinin büyük abdestini yaptığı zaman büyük abdestin çıkmış olduğu alan miktarı dirhem ile sınırlı olan bir alandır. Yani o mesafe o kadarlık bir alandır. Dolayısıyla deniyor ki kişi namaz kılacak olan bir kimse istinca yapması sünnettir, farz değildir. Demek ki o çıkış alanı kadar miktar kişi için af kapsamındadır. O zaman buradan kıyasıyla vücudun herhangi bir tarafında ve elbisenin herhangi bir tarafında bu miktardaki bir necasette af olarak değerlendirilecektir. Yani dirhem tamamıyla necasetin çıkış olan mahalliyle irtibatlandırma adına ifade edilmiş. Ha, burada ağırlılık mı alan mı bu noktada farklı görüşler olsa da biraz önce söylediğimiz gibi tercih edilen görüşe göre necasetin sıvı olması veya katı olmasına göre farklılık arz edecektir. Şimdi bu bilgiler doğrultusunu okuyalım. Ve men asabehu minen necasetin mugallada. Bir kimseye galiz olan necaset temas etse galiz olan necaset ne gibi? ket mi? Kan gibi? Vel bevil e, idrar gibi. Tabi bu e, bevil dediğimiz zaman eti yenmeyen hayvanların bevli özellikle. Çünkü eti yenen hayvanların bevli galiz necaset değildir. Hafif necasettir. E, e, vel gaiti veyahut da dışkı gibi bir de vel hamrı şarap gibi. ne kadar isabet etse dirhemi bir dirhem miktarı temas etse e, bu kadar miktar e, temas etmesi durumunda veyahut da fema dunehu bundan daha az miktar temas edecek olsa cazet as salatu ma'hu kişinin bu necasetle beraber namaz kılması sahiptir. Tabi burayı biraz daha açalım. Şimdi kan dedi, kanı anladık. Bevil dedi, idrar dedi. İdrarın da eti yenmeyen hayvanların idrar olduğunu söyledik. Çünkü eti yenen hayvanların idrarı necasiti hafifedir. Gait ise büyük pislik. Bu noktada eti yensin veya yenmesin sahi olan görüşe göre bu da necasiti galizadır. Bu noktada eti yenen hayvanların Büyük pisliği noktasında İmam-ı Azam ile İmami'nin arasında farklı görüşler olsa da burada genelde kaçışın mümkün olup olmamasıyla mesele irtibatlandırıldığından dolayı sahih kabul edilen görüşe göre ki özellikle günümüzde bu da necasi galize olarak kabul edilmiş. Bir de hamır dedi. Niye özellikle hamır ifadesini kullandı? Hamır şarap demektir. Üzümden elde edilen, üzüm suyundan elde edilen ve sarhoşluk veren içecek türü şarap. Peki kendisinde yine sarhoşluk maddesi bulunan diğer içecekler de bu kabilden midir? Yani bir olsun, raka olsun veya diğer farklı isimlerle anılan ve sarhoşluk veren içinde alkol bulunan diğer içecekleri de biz yine galiz olan necasetler konumuna sokabilir miyiz? Bu nokta tartışmalıdır. Hanefi mezhebine baktığımız zaman hamrın galiz necaset olacağı ittifakidir. Ama hamrın haricindeki geri kalan içecekler velev ki alkollü olsun ki onlardan bahsediyoruz. Yani aklı giderici olsun. Bunlar necis midir? Değil midir? Bu ayrı bir tartışma. Necis ise galiz midir? Hafif midir? Bu da ayrı bir tartışma olarak üç farklı görüş olduğunu görmekteyiz. İbnül Cem Bahir isimli eserinde bunun necaseti galizi olduğu görüşünü tercih etmiş. Hatta birçok musallif de bu ifadeyi kullanmıştır. İbn Abidin daha öncesinde bunu ifade etmiştir. Ama tabi burada şöyle bir ayrıma gitmek gerekir. Biz İsmaila Fetva Kurulunda da bu konuyu irdelemiştik. Özellikle beyaz ispirto veya da işte mavi ispirto, etil alkol veya metil alkol bunları da bu kabilden değerlendiriliyor bunlar işte bizzati alkoldür. Peki necis midir değil midir? Burada şöyle bir ayrıma gittik. Eğer bu içme gayesiyle üretilmişse işte günümüzdeki biralar, rakılar veya diğer alkol içecekler bunlar da tıpkı şarap gibi necistir ve galiz olan necasettendir. Ama içme gayesiyle üretilmemişse işte kolonyalar gibi veyahut da kozmetik bir takım ürünler gibi çözeltici olarak e, kullanılıyor içindeki alkol, etil alkol. Bunlarda ise Hanefi mezhebine göre tercih edilen görüşe göre necis olmamasıdır. Ama tabi şunu vurgulamak gerekir. Necis olmaması demek içilmesi helal olması anlamına gelmez. Bir şeyin e, kullanımının helal olup olmaması bir şey, necis olup olmaması başka bir şeydir. Ömer Nasuh Efendi İlmali'nde bunu güzel misalle örneklendirmiştir. E, nice zehirler vardır ki Nice aklı gideren otlar vardır ki, uyuşturucu otlar vardır ki insanın bunu kullanması haramdır ama bununla beraber bunların bir zati kendisi necis değildir. Dolayısıyla bahsettiğimiz etil veya metil alkolün kendisi Hanefi mezhebine göre tercih edilen görüşe göre necis olmaması bunun içilmesinin caiz olması anlamına gelmemektedir. Bunları birbirinden ayırmamız gerekir. O yüzden burada şaraptır demesi özellikle Hanefi mezhebinde ittifakı olduğundan dolayı necaset noktasının ittifakı olduğu için söylenmiştir. Ama şarabın haricindeki diğer e, aklı giderici ve içme gayesiyle üretilen içecekler de alkollü içeceklerde de bu kabildendir diyebiliriz. Ama içme gayesiyle üretilmeyen işte kolonya ve emsali e, meselelere gelince içinde bulunan alkol Hanefi mezhebinde tercih edilen görüşe göre necis değildir. Dolayısıyla elbise veya vücuda temas etmesi durumunda e, yıkanması şart değildir. Tabi bu dediğimiz Hanefi mezhebine göre. Şafi mezhebi bu noktada daha farklı düşünmektedir. O yüzden ihtiyaç dediğinde şüphesiz bundan kaçmak en güzeldir. Efendim? Sigaranın içilmesi de keza e, kerahatten hali değildir. Ama bizatihi kendisi yine necis değildir. Çünkü sigara dediğimiz şey kağıt ve içinde tütünden oluşan bir maddedir. Tabi harici başka bir necis madde katılmamasını var ise bunu tam yakinen bilmiyoruz. Ama zahir olarak bildiğimiz kadarıyla bizatihi kendisi necis değildir. Yani içine harici olarak necaset katılmamıştır. Tütünün bizatihi kendisi zaten bitkidir. Dolayısıyla necis değildir. Ha bunu e, sigara olarak kullanılmasına bakınca sigaranın hükmü e, kerahattan hali değildir. Ki bu noktada zaten mekruh olduğunda ifade etmişizdir. Feynzade eğer bu bir dirhem miktarından daha fazla olursa lem lemtecus namaz caiz olmaz deniyor. Şimdi burada yine bir ifade daha var. E, bir dirhem miktarında namaz caizdir deniyor ancak bir miktarı kadarsa bu necasetin giderilmesi vaciptir. Her ne kadar namaz sahi olsa da bir miktar bir dirhemden daha az ise bu necasetin giderilmesi müstehaptır. Bir dirhemden fazla ise bu necasetin giderilmesi farzdır. Şimdi burada cazeti sala ifadesi kullanırken namaz caizdir. Burada aslında caiz değil namaz sahittir. Çünkü bir insanın vücudunda veya elbisesinde veya namaz kılacağı mekanda bir dirhem miktar necaset varsa bu kimse namazını kesip yani namazından çıkıp o necaseti gidermesi vacip olacaktır. Ama buna rağmen namazını kılsa namazı sahi olur mu? Namazı sahi olur ama o halde namazı kılması caiz midir? Caiz değildir. Yani cevaz ve sıhhat ilişkisi bu önemlidir. O yüzden buradaki ifade ne kadar cazet ifadesi kullansa da biz bunu sahittir ifadesi olarak anlamak anlamaktayız. Zira farklı daha geniş kaynaklara baktığımız zaman bir dirhem miktardaki necasetin giderilmesinin vacip olduğu açıkça ifade edilmiş. Bir dirhemden daha az olması durumunda müstahap ve sünnet olduğu ifade edilmiş. Bir dirhemden fazla olması durumunda ise bu necasetin giderilmesinin farz olduğu da yine ifade edilmiştir. Peki ve in asabetu necasetu muhaffefe, necaseti hafife elbiseye veya vücuda temas edecek olursa ne gibi örnek veriyor? Kebevli ma yükkel lahmuhu, etiyenen hayvanların e, idrarları gibi. E, tabi e, idrar tabirini kullandı, e, ters veya dışkı ifadesini kullanmadı dediğimiz gibi bu nokta tartışmalıdır eti yenen hayvanlarda. E, İmam-ı Azam Ebu Hanife'ye göre necaseti galize, İmam Meyyus'u ve İmam Muhammed ki Allah hepsine rahmet eylesin onlara göre hafifedir. Ama bu noktada e, tabi ki ihtiyaçsa dediğinde e, bunu yine necaseti galize gibi değerlendirmek daha güzeldir. Ee, İmam-ı İmam Azam Ebu Hanife'nin fetvası doğrultusunda ki metin de zaten onu tercih ettiği için direktmen bevil ifadesini kullanıyor. Yani eti yenen hayvanların e, idrarları gibi. E, tabi eti yenen ifadesi kullanılıyor. E, at eti yemek Hanefi mezhebine göre mekruhtur. Ama öyle olduğu halde bile onun idrarı da sığır idrarı gibi necaseti hafife olarak kabul edilmiştir. Çünkü etinin yenmesindeki ya, ya, yani yenmesindeki kerahat e, etindeki var olan bir necasetlikten ötürü değil, harici bir nedenden dolayı keremine binen savaş aleti olması gibi bir takım gerekçelerden dolayı. İşte e, necaseti hafife kişinin elbisesine veyahut da e, vücuduna veyahut da namaz kılacağı yere temas etse cazet as-salatu ma'hu ma'lem yeblug rubu'at sevb elbisesinin dörtte birine ulaşmadıkça kişinin bu şekilde namaz kılması yine sahiptir. Tabi elbisesinin dörtte biri derken elbisesinin tamamının dörtte biri mi? Ki e, Musannif e, özellikle lubab sahibi öyle diyor tamamının dörtte biri diyor. Ama farklı görüşler de vardır ki bu noktada 3 görüş olduğunu biraz önce nakletmiştik. Ve tercih edilen görüş ihtiyaç sadedinde hangi e, uzvun yani karşılığı ise o elbise yani elin tarafını eli kaplayan yerse elin üç dörtte birini mukabilindeki olan miktar ayağın olduğu ise ayağın dörtte birini şeklinde değerlendirmemizdir. Nereye temas etmişse oranın dörtte birine ulaşmadıkça dememiz daha doğru olur. Ve tatayrul necaset yecibu gaslu hala ve Bir necaset düşünelim ki bunu yıkamak gereklidir. Peki bunu yıkamak nasıl olacaktır? Ee, yani suyla yıkayacağız ama üç kere mi yıkayacağız? Her defasında sıkmamız gerekir mi? Bir kere yıkasak yeterli olur mu? Bundan bahsedecek. Deniyor ki yıkanması gerekli olan iki şekilde necaset var. İki şekilde bunu yıkamayı düşünebiliriz. فَمَا كَانَ لَهُ مِنْهَا aynun meri Kan gibi bizatihi gözüküyor ise necaset. فَتَهَارَتُهَا زَوَالُ عَيْنِهَا Bunun temizliliği o aynın gitmesidir. Velev ki bir kere de dahi yıkayarak eğer onun o gözüken aynı gidiyor ise o necaset temiz olacaktır. İlla emka min eseri ya. Ama aynı gitti ama eseri kaldı, rengi kaldı veya kokusu kaldı. Ki renk ve koku noktasında özellikle beyaz bir gömleğe kan sirayet edecek olsa ne kadar durusuyla yıkarsanız yıkayın orada kanın rengi gitmeyecektir. Burada asıl olan renginin gitmesi değil onun cirminin. Cüssesinin aynının gitmesidir ki ayın gittikten sonra dediğimiz gibi renginin veya kokusunun kalması buna mani olmaz. Bir de izalesinde meşakkat olan, mümkün olmayan, zor olan ancak bir takım deterjan gibi maddelerle temizlenmesi gerekli olan şeyler müstesna. Ama öyle olduğu halde eğer bu eseri gitmese bile aynı gittikten sonra orası temiz olarak hüküm verilir. Bu birincisi ve ma leseluhu aynun mer'i eğer e, onun gözüken bir e, aynı yok ise idrar gibi fe tahareti en yuksele. tabii biz geride söylemiştik aynı olup olmaması yani burada birinde idrar diyor birinde de kan dedi oysa kan da idrar da sıvıdır niye bunu bu şekilde örneklendirdi hatırlarsanız e, cüssesi olan ve olmayan şeklindeki anlatımımız kuruduğu zaman cüssesi kalıyor mu kalmıyor mu şeklindeydi Kan kuruduğu zaman pıhtılaşacak ve orada bir cüsse bırakacağı için kan e, aynı olana örnek olarak getirilmiş ama bevil kuruduğu zaman sadece bir eser bırakacaktır cüsse bırakmayacağı için ona ise e, e, mer'i olmayana örnek olarak getirilmiştir. İşte böyle bir necasette fe en yosele, bunun e, temizlenmesi yıkanmayladır. Hatta yali ba'da zannil gasil ennehu kat tahur ta ki yıkayan kimsenin kalbi olarak kanaatinde bu temiz oldu diyecektir. Bu şekilde kalbi kanaat oluştuğunda e, zanlı galip diyoruz biz buna. Bu şekilde kişide bir galebeye zan tahakkuk ettiğinde artık onun temizliğiyle hüküm verilecektir. Yoksa burada illaki üç keredir şeklinde bir kayıt yoktur. Bazı kaynaklarda üç kere şeklinde kayıt getirilmiş. Her defasında sıkılacaksa oradan tamamıyla gidecek. E, bu konuda e, zanlı galibi olmayan kimseler içindir. Veyahut da avama bunu ifade ediyoruz. Avam noktasında eğer temiz oldu mu olmadı mı şüpheye düşecektir. O şüpheyi bertaraf edebilme adına üç kereyle müteahhir ulema bunu takdir etmiştir ama e, akan bir suya onu getirdiğimiz zaman işte musluğu açtık onun altında yıkıyoruz ve kalben de mutmain olduk ki buradaki artık necaset gitti. Rengi de kalsa, kokusu da kalsa ama necasetin eseri yani aynı orada kalmadı şeklinde. Kalbi bir kanat oluştuktan sonra illaki sayıyı tamamlama mecburiyeti yoktur. Oranın temiz olduğuyla hüküm verilir. Akyamul istinca dedik. E, i̇sterseniz burada kalalım çünkü buraya girersek burada her ne kadar metin olarak kısa gözükse de bazı detaylara girmemiz gerekecektir. Nasip olursa önümüzdeki hafta buradan devam ederiz. Rabbim hatadan cümlemizi muhafaza eylesin, bizlere ve cümlemize ihlas nasip eylesin ve bu vesileyle de ölmüşlerimize rahmet eylesin. İllahi Teala Fatiha.